Dilencilerin zengin olduğuna dair ortada birçok söylenti dolaşmakta. Peki sizce de dilenciler biz çalışan insanlardan zenginler mi? Eğer dilencilerin zengin olduklarını düşünmüyorsanız listeyi dinledikten sonra bu konudaki fikirleriniz büyük ölçüde değişecek. Videoya başlamadan önce bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 1. Simon Wright. Simon Wright adındaki bu adam profesyonel bir dilenci. Londra'nın sokaklarında günde 8 saat dilenen Simon, eski yırtık kıyafetleri ve yanındaki köpekle sokaklarda kelimenin tam anlamıyla büyük bir servet kazanıyor. Her ay ortalama 50 bin dolar kazanan 37 yaşındaki Simon, her gece evine bir zengin olarak dönüyor ve dilenciliğin keyfini çıkartıyor. 2. Eish. 100 yaşındaki Eish ise her gün aynı yerde dilenen ve bu sayede büyük bir servetin sahibi olan bir kadın. Görme engelli olduğu ve eski kıyafetler giydiği için yoldan geçenlerin duygularıyla oynayan yaşlı kadın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmiş. Eish'in vefatından sonra ise kadının 220 bin dolar değerinde mücevherleri ve 800 bin dolarlık serveti gün yüzüne çıkmıştır. Ayrıca kadın ardında bıraktığı mektupta tüm servetinin evsizlere bırakılmasını istemiştir. 3. Sambaji Kaliz. Bombay'de yaşayan ve ailesiyle birlikte dilencilik yapan Sambaji, dünyanın en zengin dilencilerinden biri. Ailesiyle birlikte dilenen adamın günlük kazancı ise ortalama 1000 rupi ve ailenin banka hesabında ise toplamda 4000 rupi bulunmakta. Uzunca bir süredir dilenmeyen Sambaji ve ailesi şu anda Bombay'de sahip oldukları lüks evlerden birinde kalmaktalarmış. 4. Krishna Kumar. Bir diğer Bombay'in dilencisi ise Krishna Kumar. Kötü ve eskimiş kıyafetler içerisinde her gün Bombay sokaklarında dilenen Krishna şu ana kadar toplamda 1,5 bin rupi kazanmış ve kendi apartman dairesinde yaşamakta. 5. Will Anderson. 43 yaşındaki Will Anderson ise önceden New York'ta film setlerinde çalışıyormuş. Fakat daha sonra ne olduysa sokaklarda köpeği Reese ile dilenmeye başlayan Will saatte 200 dolar kazanmakta. Oturduk yerden saatte 200 dolar kazanan Will eminiz ki bir daha setlere dönmeyecek.